Herkese merhabalar. Ben Emine Yıldırım. Bu programda Aysel Şahin'le çalıştık. Galatasaray Üniversitesi'nden. O da kendini tanıtacak zaten. Birçok alan hakkında konuştuk. Cebir, geometri, bol bol kombinatorik. Konuştuğumuz şeylerden yani çok zevkli, oyun gibi olan bir kısmını seçtik ve Aysel onu sunacak. Yani buzdağının tepesi gibi düşünün. Aysel'cim, sıra sende. Teşekkür ederim hocam. Pardon, teşekkür etmeyi de unuttum. Organizatörlere ve katılan herkese çok eğleniyorum. Selamlar. Merhabalar herkese. Bugünkü sunumda frizler ve poligonların üçgenlemesi hakkında konuşacağız. Bu konuyu üç ana başlıkta inceleyeceğiz. İlk başta friz dediğimiz yapıyı tanıyacağız. Ondan sonra poligonların üçgenlemesi ne demek ve bu üçgenleme nasıl yapılıyor ona bakacağız. En sonunda da bu anladığımız frizler ve poligonların üçgenlemesi arasındaki bağlantıyı veren teoreme bakacağız. Frizlerin tanımıyla başlayalım. Frizler sonlu veya sonsuz satırlardan oluşan bir yapı. Bütün frizlerin ilk satırı sıfırlardan, ikinci satırı da birlerden oluşuyor. Ve sağa ve sola doğru sonsuza doğru sonsuza kadar ilerliyorlar. Bu frizlerin girdilerini biz pozitif tam sayı olarak alıyoruz. Normalde farklı sayılar da alınabiliyor. Ama biz teoreme ulaşmak için aslında bunları en başta pozitif tam sayı olarak fixliyoruz. Frizlerde sağlanan bir kural var. Biz bir frizden elmas şeklinde bir parça aldığımız zaman şu kuralı sağlaması gerekiyor. Karşılıklı sayıları çarpıp farkını aldığımızda her zaman bir elde etmemiz gerekiyor. Bunu bir örnekle göstereceğim. Şimdi burada elimizde bir tane friz var. Buradan elmas şeklinde bir parçayı inceleyelim. Mesela buradaki parçaya baktığımızda 2 kere 2'den 4, 3 kere 1'den 3 gelecek. Farkını aldığımız zaman 1 geliyor. Veya şuradaki parçaya baktığımızda yine hesaplamayı yaptığımızda farklarının bir geldiğini görüyoruz. Bu frizden hangi parçayı alırsam alayım elmas şeklinde bu kuralı sağlamak zorunda. Bu kuralı aynı zamanda determinant kuralı da deniyor. Çünkü bakarsanız bu şekilde A ile D'yi çapraz bir şekilde B ile C'yi çarpıp farkını aldığımızda aslında orada bir determinant hesabı yapmış oluyoruz. Ona benzer bir hesap. Bu örnekten devam edelim. Şimdi bu örnekte şöyle bir şey tespit ediyoruz. Son iki satıra baktığımız zaman birlerden ve sıfırlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu aslında tesadüfi bir şey değil. Bu sonlu frizlerin bir örneği, özelliği. Hangi sonlu frizi alırsak alalım, son iki satırı birlerden ve sıfırlardan oluşmak zorunda. Bir frizin sonlu ve sonsuz olduğuna karar vermek için de order dediğimiz bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu orderlar non-trivial rows'ların sayısını veriyor bize. Non-trivial rows dediğimizde aslında 0 ve 1 olmayan satırlardan bahsediyoruz. Yani bu arada kalan satırların sayısını veriyor order bize. Eğer bizim order'ımız sonluysa frizimiz de sonlu bir friz oluyor. Diğer türlü frizimize sonsuz friz diyoruz. Yine aynı örneğe baktığımız zaman bunun order'ının 1, 2 ve 3 olduğunu görüyoruz. Order'ımız 3 olduğu için yani sonlu bir sayı olduğu için bizim frizimiz de sonlu bir friz olmuş oluyor. Buradaki Q'lara sonra değineceğim. Burada bir tanım verelim. Biz frizlerimizi ilk satırlara göre belirliyoruz. Bu ilk satıra da Kudisi Row olarak isimlendiriyoruz. Eğer bizim bu Kudisi Row'umuz periyodik bir şekilde ilerliyorsa bizim frizimizin kendisi de periyodik olmuş oluyor. Yine bu örneğe baktığımız zaman bunun Kudisi Row'u buradaki ilk satır olacak. Bunun 1-3-1-3 şeklinde kendini tekrarladığını görüyoruz. Bu aslında periyodik bir satır. Demek ki bizim frizimiz de periyodik olmuş oluyor. Biz elimizde en periyodik bir friz aldığımız zaman bunu ilk satırdaki en tuple'larla belirliyoruz. Bu en tuple'lar yani en tane girdisi olması gerekiyor. Ve her tuple'a da quality seconds diyoruz.
Bu örneğe baktığımız zaman şimdi ilk satıra bakmamız gerekiyordu. İlk satırda biz 1 ile 3'ün tekrarladığını görüyoruz. Demek ki bizim bu frizimiz 1 ile 3'lerden oluşuyor. Yani ben ilk satıra ilk başta 1, 3 yazdığım zaman o biraz önce verdiğim kuralı kullanarak bütün frizi elde edebiliyorum. Burada elimizde iki tane tapu var. Bu tapulardan bir tanesi 1-3 olarak, yani birden başlıyorum ve 1-3 alıyorum. İki periyodik olduğu için iki tane girdi almam gerekiyor. Eğer 3 ile başlarsam 3,1 almam gerekiyor. Bu şekilde iki tane tapulum var. Ama biz burada şunu fark ediyoruz. Ben buradaki tapulardan ya da sequence'lardan hangisini alırsam alayım aynı frizi elde ediyorum. Bu da aslında bu frizin periyodik olma özelliğinden gelen bir özellik. Periyodik olduğu için tekrarlıyor Qudit Sequence kendisini. Dolayısıyla aynı frizi elde etmiş oluyorum. Şimdi frizlerin tanımını verdik. Şimdi de poligonların üçgenlemesine bakacağız. Poligonların üçgenlemesi, önce bir PN isminde bir konveks bir poligon alıyoruz. Bu konveks poligonu üçgenlemesini yaparken aslında poligonumu üçgenlere bölüyorum. Ama burada rastgele bir bölme yapmıyorum. Bu üçgenlerimin, yani poligonun içindeki üçgenlerin birbiriyle kesişmemesi gerekiyor. Aynı zamanda o üçgenleri birleştirdiğim zaman en baştaki poligonumu da elde etmem gerekiyor. Bu üçgenleştirmeyi ben aynı zamanda köşegenlerimi kullanarak da yapabiliyorum. Bunu bir örnekte inceleyelim. Mesela elimizde bir kare var ve bu kareyi üçgenlere bölmemiz gerekiyor. Bu iki örnekte gördüğünüz gibi iki tane üçgene bölünüyor bu kare. Bu üçgenler birbiriyle kesişmiyorlar. Aynı zamanda bu kareleri birleştirdiğim zaman da bu üçgenleri birleştirdiğim zaman da kendi karemi elde etmiş oluyorum. Burada bir proposition'ımız var. Bir tane üçgenleştirilmiş bir poligon aldığımda en köşeli. Bu poligonun en eksi iki tane üçgeni olması gerekiyor. Aynı zamanda en eksi üç tane de köşegeni olması gerekiyor. Bu önermeyi kare örneğinde görebiliriz. Mesela karenin dört tane köşesi veya dört kenarı var. En eksi iki tane, yani dört eksi ikiden iki tane üçgenimin olması gerekiyor. Aynı zamanda en eksi üçten de bir tane köşegenim olacak. Bu kare örneğinde de bunu görmüş oluyoruz. Şimdi poligonların nasıl üçgenleştirildiğini gördük. Burada şöyle bir soru sorabiliriz. Bu poligonun kaç tane üçgenlemesi var? Çünkü biz aldık bir poligonu, üçgenlemeye başladık. Farklı farklı buluyoruz ama nereye kadar bunu deneyeceğiz? Bunu da katalan sayılarıyla sayıyoruz. Katalan sayıları da farklı sayma problemlerinde kullanılan bir sayı dizisi aslında. Bu sayı dizisi de 1, 1, 2, 5, 14 şeklinde ilerliyor. Peki biz bu sayı dizisini, üçgenleme sayısını bulurken nasıl kullanacağız? Orada da şunu kullanıyoruz. Eğer elimizde n artı 2 kenarlı bir konveks bir poligon varsa, bunun üçgenleme sayısını biz cn şeklinde buluyoruz. Örneğin elimizde bir kare var diyelim. Yine aynı örnekten gidelim. N artı 2 4 olduğu için n yerine 2, yani benim c2'yi hesaplamam gerekiyor. Formülde yerini yazıyorum ve C2'nin 2 geldiğini görüyorum. Demek oluyor ki benim karemin 2 tane üçgenlemesi var. Farklı bir örnek. Eğer elimde altıgen varsa bu sefer n yerine 4 yazacağım. C4'e bakacağım. C4'ten de 14 gelecek. Altıgenin 14 tane üçgenlemesi olduğunu göreceğiz. Bu şekilde buluyoruz. Şimdi frizleri tanıdık. Sonra poligonların üçgenlemesine baktık. Bu iki konu arasında bir bağlantı var ve bu bağlantıyı veren teoreme bakacağız. Şimdi bu teorem bize şunu söylüyor. Ben order'ı n olan bir tane friz aldığımda bu frizle n artı 3 konun üçgenlemeleri arasında bir tane bijection bulabildiğimi söylüyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Elimde mesela n periyodik bir tane friz var. En başta söylediğim gibi biz frizleri Qudit Sequence'larla tanımlıyoruz. O yüzden bir tane Qudit Sequence almam gerekiyor n tane elemanlı. Bu Qudit Sequence'ı aldım. Bu dizinin beni bir tane n'gonun
üçgenlemesine göndermesini istiyoruz. Yani ikisi arasında bir bağlantı bulacağım. Fakat bu rastgele bir üçgenleme olmayacak. Şöyle bir bağlantı var bu üçgenleme ve bu sekans arasında. İğninci köşedeki üçgenleştirilmiş poligondaki iğninci köşedeki üçgen sayısının AI olması gerekiyor. Aynı şekilde eninci köşedeki üçgen sayısının da AN olması gerekiyor. Bu şekilde bir kodit sekans aldığımda üçgenleştirilmiş bir poligona gideceğim. Aynı şekilde üçgenleştirilmiş bir engon aldığım zaman bu engonun köşelerindeki üçgen sayısını sayıp bir tane kodit sekansa gidip oradan da bir friz elde edebiliyorum. Şimdi bunu daha iyi anlamak için birkaç tane örnek yapacağız. Şimdi ilk örneğimizde frizlerden üçgenleştirilmiş bir poligona gitmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Bir friz karşımıza çıktığında ilk yapmamız gereken şey aslında order'ına bakmak. Bu frizin order'ının 2 olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki benim frizim 5 periyodik bir friz. Yani 3 fazlasını alıyoruz her zaman order'ının. 3 fazlasını alıyoruz. Eğer 5 periyodik bir frizim varsa bu benim quality seconds'ımın 5 elemanlı bir şey olduğu anlamına geliyor. Bu quality sequence'ı bulurken de ne yapıyorduk? Bir sayıdan başlayıp ilk satırda 5 tane eleman almam gerekiyor. Burada istersek 1 3 1 2 2 alabiliriz veya 3 1 2 2 1 alabiliriz ya da 2 2 1 1 3 alabiliriz. Bunların hangisini alırsam alayım aynı frizi elde edeceğim için herhangi bir tanesini alabiliyoruz burada. Ben bu örnekte 3 1 2 2 1 quality sequence'ını aldım. Şimdi bunun 5 elemanlı olduğu için aslında 5 periyodik olduğu için benim üçgenleştirilmiş bir beşgene gitmem gerekiyor. Bunu da tespit ediyorum. Peki hangi üçgenleştirilmiş beşgene gideceğim? Burada biraz önce anlattığım kuralı uygulayacağız. Yani üçgenleştirilmiş beşgendeki bir kenarda 3 tane bir köşede 3 tane üçgen olacak. Bir köşede bir tane üçgen 2 2 1 şeklinde sıralanmış olması gerekiyor. Şimdi beşgenin üçgenlemelerine bakalım. Şimdi beşgenin katılan sayılarını kullanarak 5 tane üçgenlemesi olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi bu mesela bu üçgenleştirilmiş beşgene baktığımızda ve köşelerindeki üçgenleri sayarsak mesela bu köşede 1 2 3 tane üçgen var. Bu köşede bir tane üçgen var. Şu şekilde sayıyoruz. Yani bu bir tane üçgen oluyor. Burada 1 ve 2 tane üçgen var. Demek ki bu köşenin 2 tane üçgeni var. Yine burada 2 tane, buradan da bir tane geliyor. Ne oldu? Ben bir quality sequence alarak aslında üçgenleştirilmiş bir poligon elde edebiliyorum. Burada şöyle bir kafa karışıklığı olmasın. Yani ben bir tane quality sequence alıp 5 tane üçgenleştirilmiş poligona göndermem. Yani bu bijection'la çelişen bir şey değil aslında. Buradaki amacımız bir tane bijection oluşturmak olduğu için bu quality sequence alıp bir tane üçgenleştirilmiş poligon arasında bir bağlantı bulabildiğimi gösteriyorum aslında. Burada beşgende şöyle bir özellik var. Hangi beşgeni alırsam alayım hep beni aynı quality sequence'a götürüyor. Çünkü diğer üçgenleştirilmiş beşgenleri incelerseniz köşelerindeki üçgen sayılarının hep aynı olduğunu görüyoruz. Mesela burada da yine 3 1 2 2 1 geliyor. Burada da 3 1 2 2 1 geliyor. Her seferinde aynı frize gitmiş oluyorum. Ama bir tane bulabiliyor olmak teoremi aslında gerçekleştiğini gösteriyor. Burada biz frizlerden üçgenleştirilmiş beşgene tam tersini de yapabilirdik. Onu da anlatayım. Şimdi mesela buradaki herhangi bir üçgenleştirilmiş beşgeni alıyorum. Mesela şu üçgenleştirilmiş beşgeni aldım diyelim. Burada ilk yaptığım şey de köşelerindeki üçgen sayısına bakmak olacak. Bunu da tespit ediyorum. Ondan sonra buradan başlayıp, bu arada şunu da belirteyim. Burada quality sequence oluştururken mesela buradan 3'ten 2'ye sonra 1'e atlayamayız. Yani sırayla bir circle oluşturmamız gerekiyor. Burada yaptığımız şey 3 1 2 2 1 şeklinde ilerliyorum ve quality sequence'ı elde etmiş oluyorum. Bu quality sequence'ı alarak da ne yapıyordum? Frizimin ilk satırına yazıyordum. Sonra determinant kuralını kullanarak bütün frizi oluşturabiliyorum. Ve buradan da aslında bu frizin yine birler ve sıfırlarla tamamlandığını görmüş oluyorum. Bu şekilde bu beşgen örneğini yapabiliyoruz. Şimdi dediğim gibi beşgende hep bir tane friz elde edebiliyorum. Ama şimdi farklı bir örnek yapalım. Mesela altıgene baktığımızda durum biraz daha değişecek. Bu sefer üçgenleştirilmiş altıgenlerden
frizlere gitmeye çalışacağız. Bu üçgenleştirilmiş altıgenlerin iğne katalan sayılarını kullanarak 14 tane üçgenlemesi olduğunu görebiliyoruz. Bu devamı da burada. Şimdi bu üçgenleştirilmiş altıgenleri ben bazı gruplamalar yaptım. Mesela burada 6 tane üçgenleştirilmiş altıgen var. Fark ettiyseniz burada bunların ortak bir özelliği var. O da bu köşelerindeki üçgen sayılarının birbiriyle uyumlu olması aslında. Ben bu üçgenleştirilmiş poligona baktığımda da bu sekansı elde edebiliyorum. Bu üçgenleştirilmiş poligona baktığımda da bunu elde ediyorum. Bu şekilde ben bu quadratic sequence'dan bir tane frize gitmiş oluyorum aslında. Bu 6 tane üçgenleştirilmiş poligonla bir tane friz oluşturdum. Sonra buradaki gruba bakıyoruz. Buradaki 3 tane de üçgenleştirilmiş altıgenden bir tane sequence elde edebiliyorum. Buradan da bir tane friz elde ettim. Yani 2 tane sonlu friz bulabilmiş oldum. Sonra buradan da Q3'ü elde ediyoruz. Buradan da 1-3-1-3-1-3 geliyor bu iki tane üçgenleştirilmiş poligonla. En sonunda da 1-2-3-1-2-3 quadratic sequence'unu buluyoruz. Şimdi burada sonuç olarak 4 tane friz elde etmiş oldum aslında. Buradaki bisection'ımızda bu 4 tane frizle buradan ben 4 tane üçgenleştirilmiş altıgen alacağım. Mesela bu altıgeni aldım, bu altıgeni aldım. Bunu ve bunu aldım. Bu 4 tane üçgenleştirilmiş altıgenle 4 frizi aldığımda arasında bisection bulabilmiş oluyorum. Aynı şekilde eğer tam tersini yapsaydım, mesela order'ı 3 olan sonlu bir friz aldığım zaman ben üçgenleştirilmiş bir altıgene gitmem gerekiyor. Aynı şekilde yani bunu tersten üçgenleştirilmiş poligonlara da gidebilirdik. Şimdi biz bu sunumda sonlu frizlerle poligonların üçgenlemesi arasındaki bağlantıya baktık. Bağlantı veren teoremi inceledik. Bu ilişkiye benzer bir ilişkide aslında sonsuz frizlerle anülüslerin üçgenlemesi ya da disklerin üçgenlemesi arasında var. O konuyu merak edenler de onu da araştırabilirler. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de ayrıca organizatörlere ve mentorum Emin Hoca'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir programdı. Burada da referanslarım var. Sorusu olan varsa onu da dinleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Aysel. Evet, şimdi sorular.